Merhaba VT Spor ailesi, bugün yepyeni bir videoyla, nostaljik bir içerikle karşınızdayız. FIFA 15'teki kadrolar nasılmış, onlara bakacağız. Süper Lig ve bazı büyük Avrupa devlerinin kadrolarını inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım, bakalım 6 yıl önce kadrolar nasılmış. Akhisarspor gördüğünüz üzere 3 yıldız. Burada Gekas göze çarpıyor. Yani ortalama bir kadrosu var aslında Akhisarspor'un. Bu sezonda ligi zaten ortanın biraz üstünde bitirmişlerdi. Bruno Mezenga, Didier Zokora, Lua Lua, Vaste gibi, Mehmet Akgüz gibi isimler göze çarpıyor işte. Yani orta bir kadroydu. Pek antrenör kariyeri olarak sarmaz bence bu takım ama yani güzel bir takımdı bence. Bir sonrakine geçelim. Balıkesir Süper Lig'de tarihleri boyunca ilk defa çıkmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam da yorumlara yazın, düzeltin. Direkt düşmüşlerdi zaten. Menajerlik için çok iyi bir takım. Neden çok iyi bir takım? Süper Lig'e ilk defa çıkıyorlar. İşte tabiri caizse leş gibi bir kadroları var bakın. Yani gerçekten 70 üstü adamları bile yok. Menajerlik olarak çok zevk alırsınız, çok zorlanırsınız ama bakalım yedeklerde. Sercan Yıldırım en yüksek oyuncuları 71 ratingle. Isaac Promise, Allah rahmet eylesin, kendisi 2019 yılında vefat etti. Santos, yani çok leş bir takım ama kariyer için sarar yani, öyle diyeyim. Başakşehir 3.5, Balıkesir 2.5'tu. Başakşehir'in yeni doğduğu zamanlar diye hatırlıyorum böyle. Yani zaten 12-13'te küme düşmüştü. 13-14'te çıkmıştı yani. Çıktığı da ilk sene bu logoyla sanırım. İstanbul Büyükşehir Belediye eskiden. Vişça var hala 72 gücünde. Raykor Otman, Mossoro, Semih Şentürk, Doka, Epriano, işte Volkan Babacan var. Mahmut Tekdemir hala var. Kaç yaşındaymış? 26 yaşında. Gerçekten ilginç. Bazciye, Sedat Açay, İşte Pervet vesaire. Yani Başakşehir'le de kariyer, ya böyle güzel bir takım değil yani kariyer için ama mesela Beşiktaş'ın kadrosu oyunda gerçekten çok iyiydi. Onu söyleyebilirim. Dembaba 82 rating, yani overall'da takımın en iyisi. Gökhan Töre Ultimate Team'de çok kullandığım bir adamdı ki tüm Türkiye kullanıyordu Gökhan Töre'yi Ultimate Team'de, Türk kadrosu yapıyorsanız. Abi özelliklere bakar mısın Allah aşkına? Savunma falan. Onlar bile fena değil yani. Gerçekten harikaydı ya. Sprint falan olsun. Ramon Motta 74, Olcay Şahan 78, Sosa 80. Atiba Çinsin'in ikinci senesiydi Beşiktaş'ta. Veli Kavlak futbol oynuyor yani. Öyle düşünün. Serdar Kurtuluş ya da Yekta Kurtuluş muydu? İki tane vardı. Ersan Adem Gülüm sonrasında Çin'e satıldı. Pedro Franco Beşiktaş'ta pek forma şansı bulamamıştı ama oyunda reytingi yüksek. İşte Tolga Zengin görüyorsunuz. Cenk Tosun. Kerim Fıray mükemmeldi ya Ultimate Team için. Ve kendisi Wonderkid olarak gözüküyordu. Yaşı kaç zaten oyunda? 20 henüz. Şu an hangi takımda bilmiyorum. Bir ara Başakşehir'deydi. Oğuzhan Özyakup, Sivok. Siz burada görüyorsunuz diğer adamları. Ben çok şey yapmayayım. Mustafa Pek demek. Daniel Opare. Günay Güvenç. İşte Milosevic. Tolga Arslan. Yani oyunda kaç rating Beşiktaş? 4 mü? 4.5 mu? 4. Bursa Spor 3.5. Bursa Spor'la kariyer öneririm. Çünkü kadrosu gerçekten çok güzel. Yani ikinci bir şampiyonluk yaşatabilirsiniz Bursa Spor'la oynayıp. Bu oyunu torrentten falan indirin. Yani Volkan Şen, FIFA 21'e falan taş çıkarır bu oyun. Yani ben çok keyif alıyorum. Fernandao. Kadroları da sizinle beraber ilk defa inceliyorum. Ben 2-3 maç yaptım oyunda. Yani yıllar önce oynadım ben bu oyunu sadece. O zamanlar ama bayağı oynadım ya. Yani eve geliyordum, bayağı FIFA açıyordum, oynuyordum akşama kadar.
Enes Ünal, Cedric Bakan bu daha sonrasında Villarreal'e gitti. Şu an Çin liginde diye hatırlıyorum. Hosuya Galatasaray'a gitti. Fener'e gitti Fernando. Buradaki neredeyse herkes bir üç büyükler yaptı ya. Volkan Şen Fener. Fener. Galatasaray Fener. Bu da Galatasaray Fener pardon. Fener. Galatasaray. Fener. Yani bu kadro çok dağıldı ya. O zamandan beri kalan herhalde zaten Bursaspor'da hiç yok. Yani gerçekten hiç yok bu arada. Abartmıyorum. Hiç kalan olmadı. Sivelli falan vardı. Frey. Sağlam bir takımdı ya Bursaspor. 2-6. bitirmişlerdi o sezon. Yanlış hatırlamıyorsam. Başakşehir 5 falandı. Beşiktaş 3'tü. O zamanlar tabii şerefli üçüncülükler vardı. Rizespor. Rizespor ortalama bir takım. Kariyer yapabilirsiniz yani eğer Karadenizliyseniz falan. Holoskart bir miktar para esprisi bu sene doğdu diye hatırlıyorum. Yanlış bilmiyorsam. İşte Kuveyke, Murat Duruyer, Deniz Kada. Fena bir takımları yok. Silvestre falan. O sene de fena bitirmediler. Küme düşmediler. Orta sıralar diye hatırlıyorum. Erciyes Spor. Bakın Erciyes kariyeri yapın. Neden? Şu an Erciyes hayatta değil. Yani böyle bir takım yok oyunda. Gerçek hayatta yok, düzeltiyorum. Kulüp kapandı mali borçlar yüzünden vesaire. Amatörlükte çekildi diye hatırlıyorum. Yani Erciyes Spor'la bir kariyer yapabilirsiniz bence. Bence sarar. Necati Ateş var. Ama yani savunma olarak Süper Lig'in en kötü takımlarından biri diyebilirim. Gerçekten çöp. Ciddi çöp bu arada. Kaleci bile çöp. İşte burada yedekleri görüyorsunuz. Edinho bu arada sağlam adam ya. Edinho Süper Lig'de gerçek hayatta iyiydi yani. İşte takım böyle. Erciyes'ten sonra Eskişehirspor. Eskişehirspor da şu an zor günler geçiriyor. TFF 1. Lig'de sadece 4 puanı var. Onunla da bir kariyer yapabilirsiniz. Anadolu Yıldızı'nı tekrardan yükseltebilirsiniz. İşte Mustafa Yumlu. Bu zamanlar güzeldi kadrosu ki ligde kalmıştı. Bofin, Özgür Çek, Sisoko, Laval var. Laval bayağı oynamıştı Eskişehir'de. Toko, Kamil Ahmet Çörekçi o zaman kaç yaşında acaba? 22 falandır, aynen 22. Akaminko hızlıydı ya. Gerçekten Akaminko'yu bu kariyerde kullanın. Çünkü bu oyun, yani FIFA 15 çok hıza bağlı bir oyundu yani. Hızlı olan kazanıyordu. Ve savunmaya göre bayağı da bir hızı vardı bu adamın. Diego Angelo manyak frikik atıyordu gerçek hayatta bu adam. Daha sonrasında işte şeyde falan da oynadı. Antalya Spor'da. Ömer Şişmanoğlu'nu görüyorsunuz. Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin yine sağlam bir kadro kurdu ama 4. yıldız parolasıyla başladığı sezonda şampiyon olamamıştı Fenerbahçe. Galatasaray takmıştı 4. yıldızı. Burada kadrosunu görüyorsunuz. Mereleş, Mehmet Topal, Egemen Korkmaz. Sağlam adamlardı ya. Diego Ribas, Emmanuel Emenike ne koşuyordu bu oyunda. Vebo, Emre Belözoğlu o zamanlar daha 34 yaşında. Bekir İrtegün, Mehmet Topuz, Serdar Kesman. Hasan Ali kaç yaşında acaba? Hasan Ali daha 24 yaşında. Uygar Zeybek, Erten Ersu. Yani güzel bir takımdı ki galiba oyunda en yüksek reytingli Türk takımı 4.5 yıldız. Galatasaray 4. Galatasaray'da en yüksek kim? Snyder 84, Mustera 83, Orlean Şeju 80, Semih Kaya, Tarık Çamdal, Büyük Kazık, Olcan Adın, Selçuk İnan, Melo, Buruma of. Buruma da inanılmaz hızlıydı bu oyunda. 93 sprint. Alex Telles FIFA 21'de 87 falan herhalde ya da 85. O zamanlar yani o kadar üst düzeyde bir top oynamıyordu. Sonra değerlendi adam. Umut Bulut, Goran Pandev, Ziraat'te çok atardı gol. Cemali,
Hakan Balta, Emre Çolak, Sinan Bolat, Sabri Kaptan, Hamit Altıntop, Engin Baytar, Koray Günter, Yasin Öztekin. Yani Galatasaray da bu şekilde göstermiş olalım. Gaziantepspor. Gaziantepspor da şu an kapandı yani. Gaziantep FK ya da diğer adıyla Gazişehir yeni kurulan bir takım. Ya yeni değil de yeni Süper Lig'e çıktı o. Bununla da bir kariyer yapabilirsiniz. Gaziantepspor'un kadrosu oyununda çok kötü. O sezon ligde kalmışlardı 14. 15. bitirerek son anlarda ama ciddi manada çok kötü bir kadro. Yani Muhammed Demir ve Karça Maskart sadece biraz taşıyabilir. Savunma zaten leş, ciddi leş. Luis Leal, işte Cirbinha, Arakoyo, Kamara vesaire görüyorsunuz burada. Gençlerbirliği. Gençlerbirliği'nde dikkatleri İrfan Can Kahveci çekiyor. 57 rating. Gerçekten rezalet. Ama o zamanlar yaşı da genç yani 19 yaşında henüz. İşte Tosic sonra Beşiktaş'ta oynadı. Görüyorsunuz burada. Bogdan Stanku bu takımın yıldızıydı. Mustafa El Kabir, Tomic, Jean-Jacques Gousseau vesaire görüyorsunuz. Kaç yıldız? 3 yıldız. Kardemir Karabükspor da şu an çok zor günler geçiriyor. TFF 2. ligde sonuncu. TFF 1. ligde bile değil. Yani bakabilirsiniz. Bununla da bir kariyer olabilir, yapabilirsiniz. Waterman. O sezon ligde kalmışlar mıydı, düşmüşler miydi hatırlamıyorum. Ama düşmüş olabilirler. Çünkü bir ara Karabük 2 kere düşmüştü yani. İşte kadrosunu böyle gösterelim. Kumbela, Akpala, Kasımpaşa. Kasımpaşa 3,5. Diğer takımlara göre biraz daha iyi. Kasımpaşa'yla da bir kariyer şansınızı bir deneyebilirsiniz. Çünkü şampiyon olma potansiyeli var eğer gerçekten iyi oynuyorsanız. Ryan Donk, Isaacson, Vildez, Malki, Babel, İşte Castro, Veysel Sarı, Scarione, Eren Derdiyok, Adem Büyük, Tunay Torun. Yani güzel bir takım. O sezonda kendileri orta sıralarda bitirmişti. Konyaspor'un bu altın çağını yaşamadan bir önceki sezon diye hatırlıyorum. Yani Ömer Ali Şahiner, Hasan Kabze falan. Yine sempatik bir takım bana göre Konyaspor. O kadar eski ki oyun eski geldi yani gözüme. Konyaspor'un kuruluş tarihi 1981 yazıyor ama artık 1922 olarak geçiyor. Bu bilgiyi de verelim. Başka neleri gösterebilirim? Mersin İdman Yurdu. O da 3 yıldız. Mersin İdman Yurdu. Nakulma gerçekten hızlıydı oyunda. Onu hatırlıyorum. Fena bir kadrosu yok. Mersin İdman Yurdu da şu an 3. ligde mücadele ediyor. TFF 3. ligde İçeli İdman Yurdu adıyla. O da çok çöküntüde bir takım. Yani onunla da bir kariyer yapabilirsiniz. Eski günleri yad ederek. Tita. İşte görüyorsunuz. Fena bir takım değillerdi. Bunlar bu sezon ligde de kalmışlardı. Hatta iyi bir sırada bitirmişlerdi diye hatırlıyorum. Sivasspor da 3,5 yıldız. Atıf Şeşun'un ligin en iyi adamlarından biri olduğu zamanlar. Manuel de Costa, Sisinho. Yani bir Sivas kariyeri de yapabilirsiniz. Ben buradan tavsiyelerimi sizlere vereyim. Güzel bir takım. İşte burada görüyorsunuz. Batuhan Karadeniz, İbrahim Toraman, Eneramo, Mikel Eneramo da iyi bir adam. Yani Beşiktaş'tan kiralık gelmişti o zamanlar. Ve geriye bir tek Trabzonspor kaldı. Trabzonspor 4 yıldız. O sezon ligi 4. ya da 5. bitirmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Oscar Cardozo 80 rating maşallah. Herhalde Trabzon'un en yüksek ratingli oyuncusu buydu oyunda. Sefa Yılmaz, Salih Dursun daha sonra hakeme kırmızı kart gösterdi.
Kevin Constant, Aykut Demir, Karl Medyane, Mehmet Ekici, Yusuf Erdoğan, Erkan Zengin, Özer Urmacı, Hakan Arıkan. Görüyorsunuz Soner Aydoğdu var, İshak Doğan, Belkalem, Yatabare. Onur Kıvrak da 80 rating. Boşingva 75 rating. Uğur Demirok, Musa Nizam, Zeki Yavru, Mustafa Akbaş. Varis de çok hızlıydı ya. Varis gerçek hayatta Trabzonspor'da gol atmamıştı. Çok net hatırlıyorum. Gol atmamıştı ama çok iyiydi ya. En azından FIFA'da. Şimdi 5 büyük ligin büyük takımlarına bakalım. İngiltere. Buradan bakayım. İstiyorsanız yedeklere inmeyelim. Mesut Özil 86. Cazorla, Kokalin, Aaron Ramsey. Bellerin çok düşükmüş mesela. O gözüme çarptı. Siz de buradan görmüş oluyorsunuz. Chelsea. Oscar, Willian, Hazard, Azpilicueta, John Terry, Ivanovic, Cahill, Costa, Courtois, Fabregas. Bu da büyük ihtimal Matic. Şu sol orta saha. Crystal Palace böyle. Chelsea 5 yıldızmış. Everton 4.5. Yine Everton'ın güzel olduğu zamanlar. Mirallas. Şu an Gaziantep'te mesela. Hull City görüyorsunuz. Bir önceki sezon FA Cup'ta final oynamışlardı. Leicester City. Leicester City Premier Lig'e bu sezon çıktığında 14. bitirmişti. Ondan sonraki sezon şampiyon olmuştu. Mahrez 70 rating. Schmeichel 74 görüyorsunuz. Ve Liverpool'un kadrosu bu şekilde. Kanser. Yani gerçekten çok kötüydü ve 8. bitirmişlerdi ligi. Ve işin garip yanı şu. Liverpool bir önceki sezon ligi 2. bitirmişti ve son anlarda kaçırmıştı şampiyonluğu. 3-0'dan 3-3'e gelen Crystal Palace maçı vesaire. Burada Manchester City görüyorsunuz. Agüero, Nasri. Nasri sonra Antalya Spor'da oynadı. Şilişi Başakşehir'de oynadı. Van Persie ve Falcao ikilisi var forvette Manchester United. Görüyorsunuz. Newcastle, Queen's Park Rangers, Southampton. Mane 75 rating. Burada bir Van Dijk'a bakmak istedim. Varsa tabi stoperlere. Van Dijk yok oyunda, pardon. Allah Allah. Hollanda'da falan herhalde o zamanlar. Elia var. Sonra Başakşehir'e geldi o da. Eriksen'i görüyorsunuz. İşte Tottenham. Stoke City. Sunderland. Sunderland kariyeri yapabilirsiniz. Sunderland ve Hull City'yi öneriyorum. İkisi de şu an League 1'da, yani 3. kademede. Onlarla bir kariyer deneyebilirsiniz. Swansea City. West Bromwich Albion. Bu Sesegnon daha sonra Gençler Birliği'nde oynadı. West Ham United. Enner Valencia bu arada o galiba. Bir bakayım. Evet, Enner Valencia. Pardon. Geri gelelim. İngiltere böyle. Fransa. Fransa'dan Monaco'da Dirar var gördüğünüz üzere. Fransa'da çok takım göstermem, hemen hızlıca siz buradan bakın. Marsilya'ya bir bakalım. Aye, Payet görüyorsunuz. Lyon, Lacazette, Fekir. Lyon'un da altın çağlarıdır bu. Ya altın çağlar aslında Lyon'un 2000'lerin başı. 9 sene ard arda şampiyon oldular ama bu dönemleri de fena değildi anlamında demek istedim. Of. PSG'nin kadrosu görüyorsunuz, İbrahimovic vesaire. Mevlüt Erdinç var Saint-Étienne'de. Lig 2'ye kadar varmış. Köln, Okazaki var işte, Mainz 05. Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Hakan Çalhanoğlu var ortada. Higginson var solda. Ömer Toprak var stoper. İlkay Gündoğan, Royce, Dortmund. Aubameyang'ın overall'u baya düşükmüş. Max Kruse kaç overall? 79 sanırım.
Frankfurt. Augsburg. Halil Altıntop'u da görüyorsunuz. Bayern Münih. Of. Zaten ligi almışlardı her zamanki gibi. Abi şu kadroya bakar mısın ya? Schalke. Of. Klaas-Jan Unteler çok sağlam adam. Neuschneider, sonra Fener'e gelen Neuschneider sanırım. İşte Hamburger, Hannover. Biraz hızlı geçtim ama kusura bakmayın. Wolfsburg. Wolfsburg da çok güzeldi. De Bruyne, Gustavo, Schürrle, Naldo, Perisic. Gerçekten bu da güzel bir takımdı. Werder Bremen'i görüyorsunuz. Bu da böyle. Milli takımlar, Türkiye'ye sadece bakacağım. Şu geri gitsek daha mantıklı geldi şu an, evet. Umut Bulut, Arda Turan 84 bu arada. Barcelona'ya transfer olduğu sezon diye hatırlıyorum. Olcay Şahan, Caner Erkin, Semih Kaya, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Volkan Babacan. Siz buradan görüyorsunuz. Gökhan Töre, Adem Büyük, Mehmet Ekici. İtalya, Atalanta, Cagliari, Cesena, Chievo Verano, Verona pardon. Hellas Verona değil miydi ya bu? Chievo Verano'ydu. İlk defa duydum. Ha, Hellas Verona'da varmış. İşte görüyorsunuz. Genoa, Fiorentina, Empoli. Inter o zamanlar o kadar iyi değildi bana sorarsanız, bok gibiydi yani. Nagatomo var sol bekte. Ya Nagatomo falan eski Inter iyiydi. 2011, 2012 falan, ama bu zamanlar gerçekten çok kötüydü Inter. Palacio falan. Juventus lige hegemonya koymuş ve Şampiyonlar Ligi'nde final oynamıştı o sezon. Kadrosu bu şekilde ekranlara geliyor. Pogba var. Pirlo'nun son sezonu. Miroslav Klose falan. Yani Biglia mesela şu an Karagümrük'te. Lazio'nun takımını gördünüz. Milan da çok kötüydü ya. Gerçekten Milan da çok kötüydü. Napoli biraz daha iyiydi. Higuain, Hamsik, Kaleon, Kolibali. Parma. Düzeltiyorum. Palermo, bu Parma. Roma. Totti'nin son sezonu muydu acaba? Bir düşündüm ama emin olamadım. Maicon sonra Galatasaray'a geldi. Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese ve bu kadar. Kore, geç bunları. Ajax'a bir bakalım. Ajax nasılmış? Yani gençleriyle doğmaya çalışıyor ama daha doğmamış o zamanlar. Rest of World'de neler var? Shakhtar. Mesela yanlış hatırlamıyorsam o sezon Şampiyonlar Ligi'nde işte World X böyle. Şampiyonlar Ligi değil, Avrupa Ligi'nde şey vardı. Dnipro Sevilla finali vardı. Ama oyunda sanırım Dnipro yok. Yani ben görmedim. Ukrayna Ligi varsa vardır. Rusya, Arabistan, İskoçya. İskoçya'dan ayrı olarak Glasgow Rangers var. Çünkü Glasgow Rangers 4. lige kadar düşmüştü. Mali sıkıntılar yüzünden. Athletic Bilbao, Atletico Madrid. Arda Turan Atletico Madrid'deymiş bu arada oyunda. Bir önceki sezon şampiyon olmuştu Atletico Madrid 13-14 sezonunda. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi aldığı mükemmel kadrosu. MSN üçlüsü. Real Madrid görüyorsunuz. O da bayağı iyi bir kadro kurmuş. Pepe var. Mesela Beşiktaş'ta oynadı daha sonra. Real Sociedad var. Sevilla Avrupa Ligi'ni bu kadroyla almıştı. Beto sanırım Göztepe'de oynayan Beto mu ya? Portekizli ise Göztepe'de oynayan Beto'dur. Bakalım. Portekizli sanırım Göztepe'de oynayan Beto. Almeria, Valencia, Villarreal böyle. İsveç, İsveç'te bakmamıza gerek yok. İsviçre.
Ve bu kadar kadroları inceledik. Böyleydi. Güzel bir nostalji olduğunu düşünüyorum. Eğer ilgi gelirse bir nostalji bir menajerlik kariyeri yapabiliriz. Bunun haricinde o sezon oynanmış bazı kupa finallerinin de spikerlik videoları gelecek. Anlatım videoları. Bakalım oyun kime verecek kupayı. Bugünlük bu kadar.